Evet, tüm arkadaşlarımız yani 50 arkadaş mevcuttur. 9. maddede kalmış arkadaşlar. 9. maddeyi okutuyorum. Mevcut imar planlarında konutlanımı olan imar planının toplu iş yeri olarak değiştirilmesine yönelik olarak hazırlanan bir paftadan ibaret 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve ekleri planla konuşma sistemi üzerinden teklif 0354 çift 043 ve teklif 039-88-187 numaralı başvurular ile idaremizin tarafından nihai verilen plan işlem numaraları VİP 039-18-740 ve UİP 038-883-42 haftalar üzerinde işlenmiştir. Hafta üzerinde işlenen plan işlem numarasının verilecek meclis kararı içerisinde belirtilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda söz konusu imar planı değişikliği ve haftalara hazırlanan komisyon raporu yazılı şekilde gönderilmekte olup konunun meclis gündeminde değerlendirilmek üzere bilgilerinizi rica ederim. Hükmet için Afyon Karayel Valisi. Evet arkadaşlar. Emirdağ ilçesi Karaağaç köyünde. Konut alanıymış burası. Toplu iş yeri olsun, alan olsun diye değişiklik istenmiş arkadaşlar. Bu madde okundu. Bu tür imar değişikliği isteyen teklifin, talebin gündem maddemizin imar bayındırlık komisyonuna havale edilmesi gerekiyor. Gündem 9. Söz almak isteyen var mı? Yok. Oylama işlemini başlatıyorum. İmar komisyonuna oy bile hava demiştir efendim. Gündem 10. Tüm esasların düzenlendiği Afyon Karayel İl Özel İdaresi Görev Dağılımı Yönetmeliği ekle gönderilmiş olup meclis gündemine değerlendirmek üzere bilgilerinizi rica ederim. Gökmen Çiçek Afyon Karayel Valisi. 35. maddesi gereğince özel idaremizdeki birimlerin görev, çalışma ve sorumlulukların belirlenmesi ilişkin usul ve esaslarda yönetmelikte bir değişiklik istenmiş. Bununla ilgili bir yönetmelik hazırlanmış. Yönetmeliğin gündeme alınıp değerlendirilmesi istenmiş. Meclisçe karar vermeden önce bu gündem maddemizin de İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu'na havale edilmesi gerekiyor efendim. Söz almak isteyen yok. Havale işlemi için lütfen işaretlemeye başlayalım. Evet, Afyon Karayel İl Özel İdaresi Görev Dağı Yönetmeliği taslağı İdare ve Hukuk İşleri Komisyonu'na havale edilmiştir efendim. Gündem 11. İlgilenen Meclis Başkanı'nın 4879.34 tedbirleri idare listesinin 20 dersin tercihli ve otokurulu nasıl yapılmak üzere Milliyeti Bakanlığı İşe Alemek Genel Müdürlüğü'ne dersini meclis gündemine değerlendirmek üzere bilgilerinizi rica ederim. Gökmesin Afyon Karayel üzerine 20 derslikli Ali Çetinkaya Ortaokul binası yapılacakmış. Burada da İl Özel İdaresi'nin hissesi varmış. Ali Çetinkaya Ortaokul yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisi istenmiş. Tahsis yapılmadan önce bu teklifin de eğitim, plan bütçe, imar bayındırlık, idare kuşlar, yatırımlar ve kararlar takip komisyonuna havale edilmesi gerekiyor. Söz almak isteyen var mı efendim? Yok, lütfen oylamaya başlayalım. Okunan 4 düzeltiyorum, 5 komisyona 11. gündem maddemiz hava edilmiş efendim. 12. Günde arkadaşlar 6, 7 ve 7 parseller üzerindeki 7 metrelik yaya yolunun kaldırılması amacıyla hazırlanan imar plan değişikliği komisyonumuzda incelenmiş. 7 metrelik yaya yolunun kaldırılması amacıyla hazırlanan bu değişiklik talebi ve onaylanması komisyonumuzca uygun görülmüştür deniyor. Söz almak isteyen, soru sormak isteyen var mı efendim? Yok. 12. gündem maddemizdeki imar komisyon raporu için lütfen oylamaya başlayalım. Evet. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem 13. Genel parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan imar yolunun kaldırılması istenilen ilişkin ilgi başvurusu incelenmiştir. Bahset konu taşınmazlara ait veri imar planı Mülgar Balçıksar Veli tarafından hazırlanmış. İlçesi Balçıksar köyünde daha önce belediyenin yaptığı arkadaşlar imar planlarında imar yolu varmış. Buranın kaldırılması istenmiş. Komisyonumuz da
mer'i imar planlarında iki konut adası arasında 7 metrelik yaya yolu bulunduğundan dolayı imar plan değişikliğinin yapılmasını uygun görmemiş arkadaşlar. Söz almak isteyen var mı efendim? 13 gündem oylama işlemini başlatıyorum. Evet, imar komisyon raporu kabul edilmiştir. 14 ve son maddemiz sanıyorum. Evet. İlgilenen bir belki köyünde yer alan 210 ada 2 parsel numarasıyla kayıtlı mülkiyeti Ramazan Yurdar'a ait 10.867.37 metrekarelik taşınmaz üzerinde bulunan bir kısmı park alanı, bir kısmı istatistik kanalında olduğundan dolayı imar planı değişikliğini... Geriden kalma imar planındaki arkadaşlar, bir kısmı park alanı, bir kısmı su alanında olduğundan dolayı park alanı kaldırılsın istenmiş. Komisyonumuz uygun görmemiş. Uygun görmemiş. Söz almak isteyen var mı efendim? Yok. Gündem 14. Oylama işlemini başlatıyorum. Evet, rapor oy birliği kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, yarın 3. oturum saat 10.30'da yine bu salonda yapılacaktır. Hepinize hayırlı günler temenni ediyoruz. İyi Mustafa'cığım, sen ne yapıyorsun? Maşallah, sağ ol.